Yalova Atık Su ve Kanalizasyon Altyapı Tesislerini İşletme Birliği'nin Türkiye'de ilk, dünyada ise en büyük güneş enerjisiyle kendi elektriğini üreten arıtma tesisi projesi tamamlandı. Şimdi kameralarımızı o tesise çeviriyoruz. Yalova'dayız ve Cem Mete Okur da o tesisin önünde. Önemli tesislerden biri ve nasıl bir işlem gerçekleştirilecek orada, bundan böyle. Evet Canan Reçber, sizin de belirttiğiniz gibi önemli işlerden biri burada başarıldı. Yalova'da hayata geçiriliyor artık. Kurulum işlemi tamamlandı. Dünyadaki sayılı işlerden birisi aslında. Çünkü arıtma tesislerinin üzerine kurulan güneş enerjisi santralleri çok az sayıda ve bunun benzerleri dünya genelinde de çok az. Güneş enerjisi sistemlerinin kurulması yaklaşık 2 yıllık bir süreçle tamamlandı. Hemen bu konuyla ilgili bilgi alacağız. Yalova Katı Atık Su Birliği Başkanı Sayın Adnan Kırtay yanımızda. Hemen önce süreci soracağız. Ne kadar zaman hazırlandı güneş enerjisi santrali ve burada kaç tane panel bulunuyor? Öncelikle böyle bir başlayalım. Evet. GES sistemi yaklaşık 2 yıl önce başladı. Kurulum aşamasında son 6 ay içerisinde hayata geçirildi. Şu anda 3360 panel üzerinde tesisimizdeki GES sistemi hayata geçirildi. Yaklaşık birkaç gün içerisinde de üretime başlayacağız. Peki 2360 panel var. 3360 panel var. Ne kadar bir elektrik sağlayacak ve ihtiyacın ne kadarını karşılıyor bu elektrik? Şimdilik sağlayacağımız bu elektrik bizim giderlerimizin 1/3'ünü 1/3'üne tekabül edecek. Evet, 1/3'ünü tekabül edecek. 1/3'ünü tekabül edecek. Peki bu santralin kurulmasından sonra ileriye yönelik farklı bir proje var mı? Tabii bu santral bittikten sonra mevcut olan alan üzerinde, atıl durumda olan arazi üzerinde yeniden bir fizibilite çalışması yaparak enerji üretimimizi tamamen kendi tesislerimizde üretmeyi hedefliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. YASKİ Başkanı, Yalova Katı Atık Su Birliği Başkanı Sayın Adnan Kırtay'a, Yalova'da faaliyete geçen dünyanın sayılı işlerinden biri bir arıtma tesisi üzerine kurulmuş olan bu güneş enerjisi paneli sistemi yakın zamanda birkaç gün içerisinde tamamen faaliyete geçmiş olacak ve birliğin, Yalova'daki bu birliğin, katı atık birliğinin ihtiyacının, elektrik ihtiyacının 1/3'ünü karşılayacak ve çevre alanlardaki yakın, yani bu alana yakın olan yerlerdeki diğer alanlarda kullanılarak yakın zamanda birkaç yıl içerisinde neredeyse elektrik ihtiyacının tamamının karşılanması hedefleniyor. Bu proje yaklaşık 6 milyon liraya mal oldu. 2 yıl önce ilk temelleri atıldı. Yaklaşık 6 ay önce de güneş panelleri yerleştirilmeye başlanmıştı ki geçtiğimiz hafta itibariyle bu panellerin yerleştirilme işlemi de tamamlandı. Artık birkaç gün içerisinde düğmeye basılacak ve tamamen proje ve sistem hayata geçmiş olacak diyelim. Yalova'dan aktaracaklarımız bu kadar diyerek sözü tekrar merkeze bırakalım.